Herkese selamlar arkadaşlar. Cities Skylines 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özlediniz değil mi serimizi? Biraz seriyi ara vermiş durumda kaldık. Evet, önceki bölümümüzde arkadaşlar hatırlayacaksınız. Bilmiyorum hatırlayacak mısınız da. Havaalanımızı, Merkez Bankamızın etraf kısımlarını falan filan oraları yapmıştık. Şöyle şehrimizden bir manzarayla sizleri karşılayayım dedim. Güzel ya, baksanıza böyle insanlar falan arabalarını park etmeye geliyorlar. Buralarda bir neymiş, market mi var, ne var bakayım şöyle bir. Bakayım burada. Pet Pack Medical, yani bir eczane gibi bir şeyimiz var arkadaşlar. Ne kadar büyük bir şehir olduk değil mi? Neydi, kapine. Bu ne, elektrik dükkanı mı herhalde, öyle bir şey. Bak şöyle açma kapama şeyi var. Elektrik dükkanı olabilir. Bilmiyorum da. Hani şehrimizde baktığınız zaman yok benzin istasyonları. Daha sonrasında şuradaki şeye de bir bakabilirsek. Spazm. Ne acaba? Burası da mı yine acaba böyle elektriksel bir şeyler satan dükkanımız? Şöyle şehrimizin arka tarafındaki caddelerden birinde ilerliyoruz. Yani neresi burası? Ofislere falan giden, şu ofislere giden caddelerin arka tarafı arkadaşlar. Neyse. Oh, çok çıktık havaya. Nereye gittik öyle? Şöyle gelelim. Yani neresiydi tam olarak ben size söyleyeyim. Şurası falandı. Şuralarda bir yerdeydik. Öyle bir yere iniş yaptıydım. Evet. Neyse, çok önemli değil nerede olduğumuz. Şimdi arkadaşlar bakalım bu bölüm neler yapabiliriz. Aa, böyle kalp çıktı şurada. Niye öyle oldu? Aa, bak kalp çıkıyor. Aa. Ne yapıyor bunlar burada? Ne oluyor? Deveyi atladıkları için artık kalp mi çıkıyor acaba? Aa, baksanıza binamız ne kadar güzel olmuş. Büyümüş falan değil mi? Yakışmış. Beğendim ha. Güzel. Bayağı geliştik. Şehrimizi geliştirdik. Güzelleştirdik. Şimdi arkadaşlar şeyi fark ettim. Şurada bir trafik sorunumuz var. Havaalanı trafiği sanırım. Bakar mısınız? Bir insanı havaalanı bu taraftan gelmeye çalışıyorlar artık. Şu ana yolu bıraktılar. Şehre buradan dağılmayı tercih ediyorlar. Tabi haliyle burası da bir trafik oluşturuyor. Aslında şuradaki yolu iptal mi etsek ki? Burayı iptal edelim. Belki burası bir tık buranın rahatlamasını sağlayabilir diye düşünüyorum. Buraya gelecek arkadaşlara bilmiyorum bir yonca falan mı gibi bir şey mi versek, hani atıyorum şu tarafa gidecek araçlar direkt buradan gelip şuraya gidebilirler. Öyle bir şey var mı acaba? Bir bakalım mı? Şimdi. Nasıl bir şey anlatmak istediğim şimdi anlatacağım ama. O bizim şeyimize pek uyacak mı? Acaba şöyle bir şey yapmış olsaydık buraya. Hani. Araçları biraz dağıtabilir miydik ki? Böylece. Bunun aslında böyle küçük olan gibi bir şey yok mu? Oyuna biraz keşke şunlardan ekleseler artık. Hani DLC olur. Bir şey olur. Şunlardan falan biraz gelsin ki hani bunları yapmak durumunda kalmayalım bence artık gibi. Neyse, ben kendim bir tane deneyeceğim arkadaşlar. Yani istiyorum ki şuradan şöyle bir yol alalım. Şehrin şu tarafına bağlayalım. Yani buradaki evlerine gitmek isteyenler buradaki ana trafiğe girmesinler hiç. Hiç gerek yok. O yüzden bir yan yol yapmaya çalışacağım. Bakayım becerebilecek miyim? Nasıl bir şey yapabiliriz? Atıyorum. Şimdi şöyle bir şey çıktı diyelim. Şöyle bir şey. Evet, hep bunu tepeden bir yerden yapalım ama. Mesela buradan falan. Böyle yüksek gelsin hatta. Dur, tam göbüş yapabilir miyim acaba? Şöyle tam bir göbek gibi bir şey. Heh. Daha sonrasında şöyle bir şey mesela. Heh. Buradan böyle yolu da alıp aşağıya indirip şöyle bir şey.
Mesela nereye bağlayacaktık? Şuraya falan. Böyle yapalım. Şuraya da bir düzleyeyim arkadaşlar da. Daha güzel olabilir. Şöyle %100 yapalım. Şuraya şöyle bir düzleyeyim. Deneme yanılma ya. Her şey öyle birazcık. Şuraya direkt, hatta şuraya bağlamak istiyorum ben o yolu. Dur bakayım. İndirebilir miyiz ki buradan acaba? Burada yapıp buraya bir göbek. Öyle de olabilir aslında ya. Dur bakalım, deneyeceğiz. Şöyle bir şey yapıp hani şöyle köşeye bir yere bağlasak. Mesela bir yol. Hani hiç buraya trafiğe girmez bu arkadaşlar. Ve şuradaki şeyleri, yaya geçitlerini kaldıralım. Bunlara pek ihtiyacımız yok. Aynen. Bunları kaldıralım. Şurayı da kaldırayım. Dur. Gerek yok buna. Bak, bazı araçlar oradan dönmeyi tercih edebilirler. Aslında bir de bir şey daha diyeceğim. Buradan gelecek araç niye buraya böyle buraya dönmese? Mesela. Bak, birçok araç oraya gitmeyi tercih etti böylelikle. Gördünüz mü? Havaalanına gidecekler. Buradan gitsinler. Buradan şehre dağılacak olanlar buradan dağılsınlar. Hani bir tık belki trafiği rahatlatırız bu vesileyle diye düşündüm. Burası şu an çok absürt oldu, değil mi? Nasıl bir şey yapabilirim? Buraya bir göbek atsak. Abi azıcık göbek atalım ya falan. Buraya göbek attık, fakat buradaki şu an evler güzel olmayacak. Hani göbeği yaptık buraya. Nasıl bir şey yapabilirim? Nereye gidiyor mesela bu arabalar? Bu sefer de burada trafik sıkışıklığı yaptılar, değil mi? Canım, buradaki araba niye buraya dönmeye çalışıyor mesela? Niye, hani niye canım siz buradan dönüyorsunuz? Bir de buraya böyle bir park yasağı falan filan yapsak yani. Ben istemiyorum. Buraya park etmenizi pek istemiyorum sizin. Burayı, evet, burası park ettiğiniz zaman trafiğin içine tükürüyorsunuz burayı. Buraya park etmeyin. Burada park edilecek bir durum söz konusu değil. Hatta şöyle yapalım o zaman. Buradan da bir yolda buraya verelim. Direkt hani oradaki araçlar da oraya gitmek istiyorlarsa oraya da gitsinler, değil mi? Şöyle yapalım. Değişik bir şey, değişik bir uygulama yapacağım ama yani bunu yapmak istiyorum. Buraya mesela bağlayacağız. Hani işi olan buraya gitsin, işi olan buradaki, işi olan bu tarafa gitsin. Hani tarladan, ha bak mesela atıyorum kamyon burayı kullansın, değil mi? Biz göbeği buraya mı yapsak acaba? Buraya da göbek olmuyor. Buraya da ışık koyalım. Biraz trafiği düzenleyelim bakalım. Yaya geçidi istemiyoruz. Yaya geçidine gerek yok. Siz ilerleyin ya. Burada yaya geçidi falan yok. Şuralarda olsun da buralarda ihtiyaç yok. Bak, bayağı güzel dağılıyorlar. Şu an bir tık bu olayı çözdüğümü düşünüyorum. Tarla yanından arabalar gitmeye başladılar. Güzel. Şuraya da şöyle bir otopark yapabiliriz. Aslında araçlar belki buraya park etmek isteyebilirler. Yine şu ana caddeyi de arkadaşlar şey yapmayalım. Ana caddemize park etmesin bu arabalar. Tamam mı? Sizlere ben park yeri yapayım bir yere. Bakayım aslında şu iç tarafa bir yere, ya da ne bileyim şuraya bir yere küçük bir park sıkıştırabiliriz. Şöyle küçük bir ufak park. Aa, sığdıramıyor muyum lan? Üzdü.
O zaman tamam, parkları falan şuralara yapın birazcık. Hani şuralara şöyle bir özel otopark yapmış olalım. Bir park buraya, bir park oraya yapalım. İnsan arabalarınızı getirip buraya park edebilirsiniz ya, öyle bir hani özel park yeri olmuş olsun. Bilmiyorum. Buralara koyarsam çok ana caddede kalabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden çok yapasım gelmedi. İçeri bir yere yapmış olsak aslında burası da boş. Bakın burayı da özel bir park yeri olarak kullanabiliriz. Hani arabaların isteyen gelip buralara park edebilir. Bir tık rahatlattık mı bakayım? Yani gibi gibi. Sadece şey olmadı sanki. Şuradaki evler böyle bir absürt durdu, değil mi? Evet, bak buradaki evlerin de böyle kendi otoparkı var ya, güzel yani. Hani adam evine buraya gelmesin. Yani nereden taşısam bilmiyorum. Bakın nereden nereye yapsam her yerde bir trafik oluyor arkadaşlar. Yani bu trafik yoğunluğu fena mı bilmiyorum. Yani çok da aşırı da değil tabii. Aşırı olduğunu da düşünmüyorum. Neyse, şu caddeyi de bir geliştirelim madem. Şöyle yapalım. Küçük caddeyi de şöyle kendi halinde geliştirelim. Değişik bir şeyler. Birkaç dükkan mükkan bir şey koyalım buralara. Yap anasını. Heh. Yap böyle. Buralarda birkaç dükkanlar olsun. Hani şehrin girişinde fena olmayan, fena durmayan. Yapalım böyle bir şeyler gelsin birazcık buralara. Yani düşün, burası çok şehrin dışında bir yerdi. Şu tarlalar bir yani içeride kalmaya başladılar gerçekten. O açıdan şey oldu, değişik oldu. Ben şimdi arkadaşlar buradaki projeyi değiştiriyorum. Tamam mı? Başka bir şey yapacağım buraya. Burası evlerden arınacak. Buradaki projeyi bir tık değiştirelim. Şöyle yapalım. Şuraya bir yol vermiştik ya. O yolun bir tanesini de alalım biz. Aynı şekilde o iki şeritli yol nasıl buradan geliyordu ya. Buraya gitsin. Böyle bir dağılma olsun hani. Bir kısım gitmek isteyen arkadaşlar buraya gitsinler. Buradan hani dağılsınlar. Buradaki yaya geçitlerini de kaldıralım ki burası birazcık rahatlasın. Evet, siz böyle bir rahat çana burada geçiverin. Aynı şekilde şuradaki yaya geçitlerini de kaldırabiliriz. Gerek yok. Burada yaya geçidine ihtiyaç yok. Buradan direkt insanlarımız bir yerlere gidebilsinler. Evet, bence şu an fena olmadı. Şurayı da yerleşime açalım. O da nereden gelsin bakayım? Şuradan getirelim. Bu şekilde bir bağlantı yapmış olalım. Özlemişim ha City Skylines oynamayı. biraz ara verince oyunu özlediğimi fark ettim. Şöyle dörtlü yonca şöyle yolu da buraya bağlayabiliriz. Aynen böyle bir yer yapmış olalım. Buralara biraz evler koyabilirim. Buralara birazcık apartman ev yapabiliriz. Orta bölgede evlerimiz olabilir. Etrafında da şöyle dükkanlar falan filan hani. Aynen. Buralarda şöyle birazcık dükkan falan verebiliriz. Şöyle yapalım. Birkaç dükkan mesela buralara gelsin. Şöyle. Tabii ki biz park bahçe de yapabiliriz bir şeyler. Şöyle köpek parkı falan filan. Şuraya bir köpek parkı. Bakayım plazalara bir large playground. Bir large playground verebiliriz bir yere. Şuraya yapalım. Bir de kaykay parkı verelim yanına. Evet, buraya birazcık evler gelebilir. Bakın ikiye böldüğüm iyi oldu. En azından bu tarafa gidecek adamlar burada trafik yapsınlar yani. Hani burada dağılsın olay. Şu an daha
iyi olduğunu düşünüyorum bu olayın. Evet, bir tık rahatlattık. En azından bu taraflarda açılmış oldu bir şeylere, değil mi? Biraz ağaçlandıralım arkadaşlar. Şu arka bölgeyi ağaçlandırmak istiyorum. Şöyle yüze alacağım burayı. Şöyle şuralara birazcık ağaçlar gelsin ki güzel dursun. Bu ağaçlar gele dursun diyelim. Bunlar gelesiye kadar zaten biraz vakit geçecek. Şöyle bol bol ağaçlandıralım. Önümüzdeki şeye, yaza herhalde burası birazcık ağaçlanmış olur diye düşünüyorum. Güzel. Şurası biraz boş kaldı. Ne tarz bir şey yaparız bilmiyorum. İnsanlarımız çok güzel. Paralarımız artıyor. Bakalım bir. Şöyle hizmetleri güzel yapabiliriz. Hizmetleri biraz arttıralım. Hizmetleri %100 yapalım. Hani her hizmetimiz şehrimizde olsun, değil mi? Yapmadığımız hizmet yok. Ve arkadaşlar birazcık şeyleri düşürelim. Vergileri düşürebiliriz bir tık. Mesela nasıl yapabilirim? Uneducated. Yani bir tık vergileri düşürebiliriz ya. Şöyle insanlardan düşürebiliriz, neden olmasın, değil mi? Ofislerden de düşürelim aslında. Hani ofisler de şey yapsın. Mesela finans binalarımız birazcık artabilir. %11'e indirebiliriz. Yazılım kalsın. Telekom'u da düşürelim. Telekom'a ulaşım olsun. Medyayı bir tık arttırabiliriz. Commercial'larda da bence kalabilir. Bu şekilde şu an zaten şehrimiz acayip bir ciro yapıyor diyelim. Yeni apartmanların falan filan gelecek. Bu sefer de bakın bu yolu çok kullanmaya başladılar. Nereye dağılıyor bu insanlar ya? Buradan sağa sola... Buradaki adam nereye gidecek mesela? Bunlar geliyor. Bu şu grup nereye gidiyor? Bu grup şehre mi dağılıyor acaba? Anlayamadım. Onlar gelene kadar biz arkadaşlar şuraya bir tur apartman dikelim. Buralara biraz apartman gelebilir. Okulun buralarda apartmanlarımız olabilir. Buralara falan şöyle apartman yapabiliriz. Çeşitlendirebiliriz. Bakın apartmanları buralarda güzel olmaya başladılar. Bir tık da low rent. Yani onlardan yapalım. Aralara paylaştıralım aslında. Şöyle low rent birazcık daha hani kira açısından düşük gelirli aileleri düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama pek caddelerde otururlar mı bilmiyorum ya, şöyle caddelere biraz yapayım hani. Buralara belki bir evler falan filan gelebilir. Şu suda ne varmış? Bir yanıp duruyor. Savage. A savage ucu ucuna. Peki şöyle bir şey yapalım. Benim şurada su tesisim vardı. Su tesisimizi geliştirebiliriz. Şurada mıydı? Evet. Evet, şu upgrade'ini alalım. Bayağı da büyük. Şöyle upgrade'ini yapalım bunun. Güzel. Bir de mesela şöyle bir upgrade'i daha varmış buranın. Bu kadar güzel değil mi? Bakar mısınız böyle bir... Su tesisimiz falan 10 numara oldu. Böyle şurası şey herhalde. Depoları falan. Baksanıza bu su temizleme depoları bir şeyler var. Çok güzel. Sanayimizi de birazcık düzenlemiştim biliyorsunuz. Sanayimize koymadığımız bir bina var mıydı acaba? Özel binalarımızda sanki vardı bir şey diye hatırlıyorum. Koyduk mu? Koyduk herhalde ya. Her şeyi koymuşuz. Şu an elimizde hani koymadığımız bir... binamız yok gibi duruyor arkadaşlar. Bir tık sanayimize de bina koyalım biz. Şöyle etrafa şenlendirelim. Sanayimiz birazcık daha gelişsin. Şöyle yapıyorum sanayi binalarımı. Buralarda okey ya. Hani
bir sürü bir şey gelebilir. Etrafa çeşitli çeşitli sanayi binaları, sanayi kolları. Güzel. Buralarda birazcık sanayi binamız gere dursun. Biraz işçi sıkıntımız var. Evet. Aslında şu sanayinin orta yolunda şöyle yeşillendirelim mi? Çok böyle yeşil olmayan bir yol gibi duruyor. Bence öyle güzel olabilir. Bir deneyelim mi? Hani böyle tam orta tarafı böyle yeşillendirebiliriz. Bakın şöyle. Heh. Ay yana yaptık ya. Yana yaptık yana. Ortaya yapacaktık. Heh. Tam ortaya yap şöyle. Evet. Şu yolu böyle boylu boyuna yeşillendirelim. Nereye gidiyor bilmiyorum ama yapmışım bir şeyler işte. Şöyle bir de ağaçlandıralım. Buradan da buraya kadar şöyle ağaçlandırıyorum. Güzel, şimdi daha böyle bir şeye benzedi. Hani ağaçlar falan da gelince sanayimiz daha güzel gözükecektir. Bu neymiş böyle? Bunu da bakalım. Ha, kimyasal bir şey üretim tesisleri. Kemik kalor. falan filan. Sanayimiz sakin ya bence. Sadece bakın burada da şey sıkıntımız var arkadaşlar. Şimdi buradaki araçlar ana otoyola bağlanmak istiyorlar ve buradaki göbekten dönmeleri gerekiyor. O da bizim için bir tık problem oluşturuyor. Burayı nasıl oraya bağlayabilirim? Güzel bir soru. Yani şuradaki yolu buradaki yola bağlamam gerekiyor bir şekilde benim. Şerit sayısını arttırsak oluyor mu? İki şeride çıkarabiliyor muyum burasını böyle? Dışarı doğru versek. İki şerit gitse en azından. İki şerit de buradan gelse. Ne kadar rahatlatır bilmiyorum. Biraz işte sanayide kesiştiği için sıkıntı oluyor. Aslında burada da büyük bir yonca güzel olurmuş. Buraya bağlanabilen. Yani şu şöyle yuvarlaklı değil de nasıl anlatayım şimdi? Dörtlü yonca gibi. Şöyle bir şey mesela burada daha iyi gidermiş. Burada. Burayı çözmüşüz. Buradaki sanayide tıkanmışız. Çünkü neden? Buradaki adam dediğim gibi oradaki otoyola bağlanmak istiyor. Alt geçit yapmaya çalışsak veya alternatif olarak nereden verebiliriz? Baksanıza burası ana baba günü gibi. Onu oradan oraya nasıl bağlayabilirim? Bakıyorum ama şuradaki yola bunu buraya nasıl, nereden getirebiliriz? Şuradan mı bağlasak? Bilemedim. Yani gerçekten oyunda bazen yollar çok karışabiliyor. Yol işi karışabiliyor arkadaşlar. Bir de bu bölgemiz çok boş kalmış. Buraya da böyle güzel bir simgesel bir bina mı yapsak acaba? Bakayım mı bir neyimiz var? Oo, sanat galerisi. Sanat galerimiz yok bizim değil mi? Bir sanat galerisi buraya cuk bir şey değil mi? O kadar güzel duruyor ki şu an o sanat galerisi burada. Yapsak mı? Yapayım mı? Bakar mısınız? Tam buraya işte layık gibi duruyor. Tam buraya layık. Sanat galerisi. Sanat galerisi için özel bir yol yapalım arkadaşlar. Aslında bu yol güzel de biraz şeyin içinde kalıyor. Evlere yakın kalacak. O yüzden şöyle yapalım. Sanat galerisi için şöyle şuradan bir yol çekelim biz. Ve bu yolu şöyle yapacağım. Şuradan yaptığım zaman sanat galerisini koyabiliyor muyum? Onu bir kontrol edelim öncelikle. Ne kadarlık bir şey bize? Hmm.
Biraz daha içeriden mi yapacağız burayı o zaman? Şöyle küçük şerit bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Şu yola sanat galerisini koyarız. Yaptım. Ay, bir dakika yanlışlıkla tıkladım. Oğlum çok güzel ya, sanat galerisine bakar mısınız? Yani sanat galerisi sanki gerçekten buraya konulması gereken bir binaymış gibi buraya oturdu. Bu kadar oturacağını tahmin etmiyordum. Ve bunun yanına böyle güzel bir büyük bir otopark yapalım. Katlı otopark mesela. Sanat galerisi de burada olsun şehrimizin. Wow. Çok iyi. Baksanıza %100 şey indoor recreation veriyormuş. Buraya şimdi güzel büyük bir otopark yapalım. Yanına şöyle katlı otopark mesela. İnsanın arabalarını getirip buraya park etsinler. Bence şu an daha iyi oldu. Şu yolda buraya bağlayabiliriz. Burada ne çift şeritli yolumuz var. Aynen. Tamam. Çift şeritli yolumuzu biz buradan şuraya şöyle bağlayabilirim. Güzel. Bence şu an gayet okey oldu. Birazcık da işte etrafa falan bir şeyler atabiliriz. Hani... Şuraya aslında böyle yüksek katlı evler falan yapabilir miyim ki, gelir mi? İhtiyaç olur mu buralara? Mesela şöyle falan buralarda birazcık yüksek katlı böyle gökdelenimsi evler gelse nasıl olur? Bilmiyorum ki. Şuralara falan, buralara gelmiş zaten. Birkaç tane koyalım. Şuralarda var. Biraz kalabalık olmuş burası ama... Ya tam istediğim o havayı vermemiş bak burası. Bir tık böyle göz yormuş sanki. Şu kısım bir tık göz yormuş. Ama güzel oldu. Şöyle yapalım. Şu köşeye de biz büyük dükkanlardan geliyorlarsa buraları da şöyle bir sıra büyük dükkanlardan yapalım. Küçük dükkanlardan da koyalım tabii ki. Onları da mesela şöyle şuralara falan yapabiliriz. İnsanlar alışveriş yapmak için buralara gelebilirler. Sanat galerimiz çok güzel oldu ama burada 10 numara. Yürüyüş yolu da yapayım mı ki? Küçük yürüyüş yolu yapalım oraya, dur bakayım. Sanat galerimizin önüne şöyle biz ortadan şunu kapatayım ve hangisiydi şu mu? Şöyle bir yürüyüş yolu yapacağım tam ortadan geçecek şekilde. Evet, bu şekilde. Buraları da şöyle sağını solunu buranın ağaçlandırırız. Vay anasını. Baksana sen sanat galerisine bak ya. National Gallery of Arts. Çok seksi bir mahalle ya burası. Güzel oldu. Bu şehirde hiç kar bitmiyor arkadaşlar. Bu sezondan sonra daha güneşli, günlük güneşlik bir haritada oynayacağım bu oyunu. Yeni ek paketlerle birlikte bir de oynamayı düşünüyorum açıkçası. Yani öyle bir kendimce karar aldım. Muhtemelen bir iki bölüme final yapacağım şehirde. Daha hani şartları güzel ve ek paket geldiğinde o şekilde oynayabileceğim tarzda bir şey yapmak istiyorum. Burası böyle küçük AVM'lerin olduğu bir yer olsun. Ama evet, Villa City. New Signature Building geldi arkadaşlar. Villa City'yi de koyacağım şimdi. Şöyle şuraları birazcık dolduralım şehri. Bakın şurada bir ana caddemiz var. Bu ana caddemize de şöyle alışveriş dükkanlarımız gelsin. İyi mi? Neymiş o gelen bakayım? Villa City. Muscle Car Garage. Güzel şeyler geldi. Dur bakayım onları nereye yapabiliriz? Aslında şehirde boş alanlarımız neresi var? Dur bakayım. Şuraya bir yere bir şey yapabilirim. Şurada böyle güzel bir boşluğum var. Daha sonrasında bakayım be yine. Buralarda bir alanımız var. Evet, burada bir alanımız var arkadaşlar. Buraya falan yapabilirim o güzel binalardan varsa. Bakayım be. Villa City.
Villa City'yi güzel bir yere yapalım ama dur bakayım. Villa City için yer seçeyim. Villa City. Ben Villa City olsaydım buralarda bir yerde olmak isterdim herhalde. Villa City. Şurası falan nasıl Villa City için? Şöyle bir yerde falan mesela. Daha deniz kenarı bir yer var mı acaba? Şurası nasıl? Villa City. Yaptım gitti. Bakayım mı? Aa bak şeymiş burası zaten. Restoran gibi gördünüz mü? Yakınlaşalım bir. Baksanıza. Tam böyle bir çok şık bir restoran olmadı mı? Bak şeyleri bile koltukları bile var. Böyle tam bir kafe havası. Deniz kenarı, sahil kenarı bir kafe. Evet. Çok güzel. Villa City'yi de buraya yapmış olduk. Diğer dükkanımıza da bakalım. O da nasıl bir şeymiş. Muscle Car Garage. Cool and Special Car Sold. Anladım. Havalı arabaların satıldığı bir garajmış kendisi arkadaşlar. O yüzden biz onu şehrimizin şöyle merkezine bir yere yapalım. Mesela şuralara falan olabilir. Helikopter de geçiyor tepemden. Evet, buraya bir yere yapacağım ben bunu. Yaptım. Şöyle bir bakalım. Evet, bakın böyle şey. Güzel bir dükkan kendisi. Şehirde de yakışlı ha, değil mi? Oo, ayo bu sanayiymiş ya. Oğlum bu sanayiymiş. Ben zannediyorum ki lüks arabalar ve eski arabalar falan nasıl İngilizcem de okumuşum ben bunu ya. Oğlum sanayi şehrin içine koyduk. Onu alalım o zaman. Dur bakayım biraz daha geriye sanayi tarafına taşıyalım bunu. Ben de diyorum ki ah bunu da aldık şeye koyduk güzel yere koyduk falan. Bu bildiğin sanayi çıktı. Al buraya yapayım onu ben. Buraya yaptık. Baksana sanayi burası ya. Hani bak güzel ve özel arabalar satılıyor diyor. Ama tamirhane yani burası. Cities karıştı. Hani hiç öyle şey güzel durmuyor. Bildiğin sanayi tipi bir şey baksanıza. Arkası sanayi. Öyle bir şey işte. Neyse bakayım başka neler yapabileceğim. Low density'lerde. Auto Center geliyor. Marketplace. Fashion Square. Vay anasını. Bunlarda nasıl geliyor? Low density ofislerde falan filan. Peki bakın low density yine yaparsak tiyatro gelecek. Bu tiyatroya ulaşabilirim belki. Birazcık daha ev basarsak bir tiyatro alabiliriz. Buralara birazcık ev yapayım arkadaşlar. Küçük mini konutların. Bunlar da zamanla zaten gidiyor ya. Hani şehrin zamanla bir şeylerini taşıyoruz. Buralara bir şeyler yapmamızın çok bir önemi açıkçası yok. Minik mahalleler olacak ki kent şehrimiz gelişsin değil mi? Güzel onları kondurduk. Bir de bakayım kondurmadığımız ne vardı şimdi? Medieval Castle. Kalemiz yok. Kalemizi yapacağız. Kalemizi de arkadaşlar güzel bir yere konumlandırmak istiyorum ben. Turistik kalemiz. Evet. Turistik kalemiz için arkadaşlar bu bölgeyi düşünmüştük. Onun için de turistik kalemizi de bu bölgeye yapacağız. Tamam mı? Burayı şenlendirelim şimdi. Bakayım baksanıza bayağı da büyük. Sağdaki yolu düzeltirsek kaleyi buraya koyabilirim. Şu yolu kıralım. Kaleyi buraya yapalım. Evet, turistik kalemiz arkadaşlar. Şöyle biraz daha kaleyi şeye doğru yapayım, denize doğru yapayım. Oo, bakalım mı buna be? Bakar mısınız turistik kalemiz? Şöyle bir yakınlaştırmak istiyorum, bir güzel bakabilirsek. Aa, çok iyi. Bunu şimdi etrafına ben para kasmak için düdükleyen dükkanlardan koyacağım.
Güzel de ha. Ne kimin kalesiymiş aslında. Bak şeyler bile, tuvaletler bile koymuşlar turistik kalenin içine. Güzel. Kimin şatosu bu ki? İçi gözüküyor mu? İçi yok. Bahçesi var. Güzel. Bence gayet şık oldu buraya. Şimdi insanlar buraya tabii ki arkadaşlar gelip merak edecekler, değil mi? O yüzden biz buraya insanların ulaşımını sağlamamız gerekiyor. Gerekiyor. Nereden getirebiliriz insanları? Şuradan aslında küçük bir köprü yapabilirim. Minik bir köprüyle insanları buradan bu kaleye doğru bağlayabilirim. Öyle bir şey olabilir. Şuradan. Şuradan bir yerden. Önce yapalım ya küçük bir. Hatta şu turistik şeyi bakalım bir. Neredeydi ki o? Two Lane Arch Bridge. Grand Bridge. Bak turistik kale şey. Evet turistik şeyimiz. Gördünüz mü? Turistik şeyimizi buraya yapacağım şu anda. Şöyle gelebilirsek, getirebilirsek. Nasıl yapabilirim onu? Şurayı biraz tırtıklasak. Şuradan bağlayayım ben. Aynen. Orayı biraz tırtıklayalım. Şöyle tırtıklayacağız. Böyle yapalım. Ama çok da önemli değil. Orayı öyle yapıverdik. Şuradan güzel bağlayabileyim diye. Şimdi de gel bakayım kanki sen. Canım bunu buraya nasıl bağlayacağız? Biraz daha şurayı mı düzeltmem gerekecek acaba? Dur bakalım bir. Şöyle yapalım. Köprünün ayağını bir yere getirmem gerekiyor da şuraya yapsam olur mu acaba? Şimdi deneyeceğim. Bir uğraştım oraya da. Güzel bir şey olacak diye düşünüyorum ama ya öyle demeyin. In water. Niye in water mesela? Doksan. Heh. Turistik şey ya. Yap şunu. Heh. Şimdi kanki. Bunu da istiyorum ki bunu da buraya şöyle bağlayasın. Şu kaç şerit? İki şerit. Heh. Bunu buraya bağlayasın. Evet. Bunu da buraya bağlayasın. Evet. Şu an bir şey değil mi? 10 numara. Kale yolu. Bak kale yolunu da yaptım. Turistik bir köprümüz var. Böyle şehrin içerisinde turistik bir köprü yaptık. Tabii ki bu insanlar şimdi isteyecekler buralarda güzel dükkanlar, kafeler, bir şeyler olsun değil mi? Spor parkları, bronze statue. Bu da böyle, bunu da buraya koyalım mı? Bir turist adası gibi bir şey olsun. Aa bak bunu da buraya yapalım. Bu da burada olsun. Böyle hani şurayı turistik bir yere çevireceğim şimdi. Mini turistik bölgemiz. Evet. Şöyle. Aha, şey olduk. Thriving Metropolis olduk arkadaşlar. Ya işte öyle metropolis olurum. İşte öyle metropolis olurum. Gördünüz mü siz? Şöyle yapalım. Buradaki köşe yolu şuraya bağlayalım. Buraya bir küçük belki kavşak verebiliriz, bilmiyorum. Bunu da şöyle bir şey yapalım. Böyle bir hani havalı bir şey olsun. Şehrimizin bakar mısınız? Küçük bir özgürlük heykeli var artık. Öyle değil mi? Özgürlük heykeli falan filan gibi bir şeyler bunlar. Böyle yanına küçük otoparkını da yapalım. Hani iğrenç gözüken.
Aslında bir şey diyeyim mi? Şuraya şöyle güzel büyük bize bir ofis patlatsan o kadar güzel olur ki şuraya tam bak buraya bir ofis patlatsan. Bir ofiste mesela buraya patlatsan bir şey diyeyim 10 numara olurdu. Şehrin içinde kalmış köhne böyle. Hani ne bileyim ya bence fena olmadı. Neyse dur bakayım yeni puanlardan ne geldi? Ne koyabilirim? Space Center International Airport. Şunu International Airport'a alacağım. Bunu yapalım. Başka? Disease Control Center. Bunu da alalım. Bir puanım kaldı zaten. Bir puanlık bir şey kalmış mıydı artık yapmadığımız? Kalmadı herhalde ya görmüyorum. Gözlerim görmüyor. Güzel. Burası turistik bölgemiz. Şu caddeyi de şöyle küçük dükkanlarla kaplayacağız arkadaşlar. Şurası şöyle olacak. Dükkanlarımız gelsin buraya hani insanlara bir şeyler satacağız yani burada. Hani kalenin etrafında öyle yerlerin olması bence güzel olabilir. Şöyle kalenin bu yanından da yine şöyle küçük bir ben yol çıkaracağım arka cadde. Bunu da şöyle yapıp böyle yapacağım. Şöyle getirebiliyor muyum? Tamam ya şöyle gelsin. Şöyle değişik bir şey yapalım. Kalenin etrafına da bir yol. Aslında şurası çok ucube durdu da. Burayı yapmayalım. Şöyle olsun evet. Böyle arka tarafa giden bir yol. Ana şehre baksana da ne güzel birbirine bağladım. Şu köprü de çok güzel bu arada. Çok havalı değil mi? Turist köprü. Aa, bak şuradaki evler bu zaman çok değerlenecek şimdi. Buradaki evler 10 numara 5 yıldız oldular. Bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama buraya mesela baba ver gökdeleni. Burası gökdelen keyfi mesela. Şuralarda oturulur işte. Buralara geleceksiniz böyle. Şehrin güzide mekanı. Güzide mekanına ait gökdelenler falan filan. Buralara böyle birkaç tane ev. Hatta minik minik köprüler bile şuralardan yapılabilir. Etrafına da buranın bir şey yapalım. Bir spor tesisi yapalım. Güzelleştirelim. Önce bir ağaçlandırmasını yapmak istiyorum ama. Şöyle bol bol bir ağaç yapacağım buraya. Şöyle büyütelim. Burayı biraz ağaçlandıralım. Önümüzdeki mevsime ağaçlar gele dursun. Şöyle. Spruce. Bundan da yap. Bak şuralara falan filan hep ağaçlandırmamız gerekiyor ki güzel olsun. Şöyle bol bol dikelim ağaçları. Birch. Böyle mi okunuyor? Birch tree. Bunlardan da yapalım. Güzel. Şimdi o minicik ağaçtan öyle gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. Buralar bir şeyler gelince turistik kalemizde inanın ki çok güzel olacak bence diye düşünüyorum. Evet. International Airport'umuzu da nereye yapalım? Bence International Airport'u da biz bu tarafa yapalım ki şehrin de bu tarafı da dolu versin, değil mi? Uluslararası havaalanında buraya yapalım. Daha sonrasında çarşının yani şu orta göbeği biraz daha doldururuz diye düşünüyorum. Güzel olabilir. Şehrin diğer havalimanı da bu havalimanına komşu olsun. O şekilde bir şey yapabiliriz. Bir bakalım ne kadar büyük. International Airport. Oha. 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 Çok büyükmüş bu. Ama bir şey diyeyim mi? Acayip turist çekeriz biz buradan. Kale de yakında. Bunu bir şey diyeyim mi? Bunu buraya yapalım. Çok da büyükmüş ama ya. Başka neresi var ki böyle büyük? Ne kastı be? Ne kastı? Ne kastı? Bir şey diyeyim mi? Ama bence ya havaalanı kesinlikle burası. Bilmiyorum ki. Ne var burada? Fire Station. Boş ver ya. Fire Station'ı falan taşırız. Taşırız Fire Station'ı. Hacı taşı Fire Station'ı şuraya bir yere. Koy hacı buraya onu sen. Bırak şimdi. Police Station falan filan. Onları hallederiz ya. Ayıpsın sen. Bu ne?
bir International Airport'u yapalım. Havaalanı buralar değerlenecek sonra. Zehir gibi çalışacaklar burada. Bunu da arkadaşım sen şöyle koy. Ve elektriği getir. Sen elektriği şöyle çek bize. Bunları da iptal edelim. Şimdi elektrik nereden nereye gidiyor? Burası nereye bağlanıyor? Şu elektrik hattını da bir düzeltelim, tamam mı? Buraya çünkü büyük uluslararası havalimanı gelecek artık. Tabii bunu sığıştırabilecek miyiz? Bir daha bir kontrol edeyim de. Şöyle şehrin dışından şöyle bir yol getirelim. Buradan buraya yapacağız. Şu kareleri de alayım arkadaşlar da ben bir. Şu bölgeyi alalım. Burayı alalım artık. Buraya ihtiyaç var. Burada bir çünkü havaalanı gelecek şimdi. Deniyorum. Yetmezse şu yolu bozacağım. Şuradaki şeyleri muhtemelen bana kaldır diyecek zaten. Evet, onları kaldır demeden aslında benim yapmam gerekiyor. Şöyle yapalım, dur. Şuradaki elektrik direklerini bir yıkalım. Nereye kadar gidiyor bunlar? Bunları yıkmak durumundayım. Çünkü dediğimiz gibi buraya bir şey gelecek. Deneyelim. Deneyelim. Evet, çok büyük gerçekten. Hatta üstteki yol falan etkileniyor yani. Üstte ne var? Şurada ne var? Tren yolu mu bu? Evet, tren yolu. Tren yolunu biraz genişten alalım o zaman. Dur bakalım. Şehirde genişletme çalışmaları. Tren bu muydu? Evet, tren yolu. Şimdi çift tren yolunu biz şöyle yapalım. Böyle genişten gelsin. Böyle yapalım. Dur kanki. Önce kanki sen bize buraya getir bunu. Sonra böyle getir. Şimdilik şuraya şöyle bağla. Tamam mı? Daha sonrasında burası bağlanmadı yalnız, değil mi? Bir daha deneyeceğiz onu. Bir daha. Kanki sen yüksekten mi getiriyorsun onu? O yüzden mi olmuyor o iş? Şimdi oldu, evet, tamam. Okey. Şimdi kanki şu yolu siliyorsun sen, tamam mı? Çünkü buraya şey gelecek. Bunu da sil, buna ihtiyaç yok. Şu an koyabilecek miyim acaba? Ne var? Şurada bir şey var ve şurada bir şey var. Gölden dolayı olmuyor. Bir de şuradaki kale. Castle Ruins. Bunu da arkadaşlar taşıyalım. Turistik bölgemize bunu da taşımak istiyorum. Küçük kaleyi de şuraya taşıyalım. Burası nasıl bir küçük turistik bölge. Onu da şöyle. Aslında küçük kaleyi de büyük kalenin yanına alabiliriz. Ya hani küçük yıkıntısı. Burada da bir şey varmış da yıkılmış geçmişte. Falan filan. Yalnız burasının peki full benzinci olması kaç puan? Yani hani bu kadar da benzinci yapılmaz, anladın mı? Hani ne bu böyle bu kadar? Başka dükkan yok. Full benzinci açalım buraya demiş. Hani milletin gereken benzini bitecek herhalde. Başka da bir şey düşünememişler, bilmiyorum da. Bu kadar olamaz o işler. Koyamadık şunu da be. Şimdi ne sıkıntı kanki, onu söylesen bize. Hala orada bir şey var gösteriyor. Cemetery Ruins. Bu sefer de bilmem ne şey var. Cemetery. Onu da koy arkadaşım turistik bölgemize sen. Şu suyu da kaldıralım şuradan. Lan bir inşa edeceğiz var ya. Her yerde yani. Aç, burası havaalanı geliyor. Şöyle düzeltelim. Ve güzelleştirelim havaalanı bölgemize. Düzleyelim. Komple. Heh. Şu an olacak gibi ya. Hissediyorum artık.
Bu özel bir bina ama. Ne bu? Yani evet, böyle koymak istiyorum şu an. Yaptım gitti. Yapamadım. Niye yapamadım? Overlapping items. Niye overlapping items? Bir dakika, bunun yanında bir şey mi var acaba? Pisti mi gelecek bunun? Pisti mi gelecek? Ondan mı yapmıyor? O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bu yöne verelim bunu. Tamam, bu yöne verelim. Şuradan ben bir yol yapayım. Bir dakika. İkinci havaalanı yolu geliyor şu an. Şu an geniş bir ikinci havaalanı yolu yapacağım. Şurasını düzenliyoruz, tamam mı? Şöyle yapıyoruz. İkinci hava alanı yolu. Şimdi yap artık yani. Şu an yapıyor olman lazım senin burayı buna. Yaptık. Uluslararası havalimanımız arkadaşlar. Nasıl? Bakar mısınız? Burası o kadar değerlenecek ki şimdi hani inanılmaz. İnanılmaz de. Uluslararası havalimanımız da hazır. Onu da tabii ki şöyle yolunu biz bağlayalım. He, kendi yolu da varmış. Bakar mısınız? İçerisinden giden eden. Oha, tren rayı da var. Kendi tren yolu var içerisinde. Ben bunu ilk defa görüyorum. Böyle bir trene bağlayabiliyoruz. Ve gerçekten İstanbul Havalimanı'ndaki kuleye benziyor. Yılan olsa şöyle şey olabilirmiş. Çok iyi. Çok iyi. Tabii bunun neyini yapmadık biliyor musunuz? Şey yok. Treni de nereden bağlayacağım ki anasını satayım? Treni buradan mı ver? Bir trenimiz eksikti yani. Yani treni de yapmasan olmaz. Treni de kaleye manzaralı treni yaparız artık. Bak, hemen gökdelen nasıl dikiyor? Gördü ya şimdi havaalanını. Anında dikti. Anında yapıyor gökdeleni buraya. Dedi geliyor, burası gelişecek. Hemen yapalım. Kaçırmadan falan. Adam geldi buraya zınk. Gökdeleni dikti valla. Şeyi bağlayacağız şimdi. Hava yolunu passenger'ı bağlamamız gerekiyor. Evet, nasıl yapacağım bilmiyorum inanın ki. Havaya bağlıyorduk sanki. Şöyle. Değil mi? Nereden yapacağım ama onu? Buradan. Buraya. Öyle bağladım valla. Of, burası var ya, inanılmaz bir yer olacak şimdi. Şimdi bir tane daha yapalım. Mesela o da buradan nereye gitsin? Bir dakika, o da bu da buradan çıksın. Onu da şuradan yapalım. Şu yol pembe değil. Bu da böyle yeşil olsun. O da buraya gitsin. Buradan buraya geri gelsin. Bakayım uçaklar gelebilecek mi? Valla bir şey diyeyim, bir şey geliyor sanki. Şurada bir şey görüyorum. Bak, geliyor uçağa. Bak bak bak, şurada geliyor. Hava alanını duyan gelecek buraya şimdi. Nasıl zengin oldu burası bir görseniz. Yap bak, bu bölgeyi doldur. Buraya bir şeyler yap bak. Buralara böyle dükkanlar, mükkanlar yapıştır. Yapıştır kanki, buralar zengin olsun birazcık ha. Bak, bir tane yolcu şeyimiz geldi, gördünüz mü? Airlines.
Passenger geliyor yalnız. Şu an kargo. Kargo da bağlayabiliyor muyuz mesela? Airport. Bir de kargo da bağlayabiliyorum galiba. Değil mi? Bir tane de kargo bağlayalım. Kargoyu nereye bağlayabiliyorum mesela? O da yine buraya böyle kargo getirsin. Nereye? Buraya getirsin. Evet, bir tane de kargo bağlayalım. Neden olmasın? Kargo da olabilir. Güzel. Bakın dükkanlarım da geliyor. Şimdi Disease Control Center yapacağız arkadaşlar bir tane böyle. Onu da şöyle güzel bir merkeze kazandırabiliriz. Aslında burada böyle hastanemiz bizim neydi? Medical Üniversitemiz buradaydı. O da böyle buralara bir yere biz yapabiliriz. Neden olmasın? Yakınlara bir yere. Aslında şurayı falan öyle bir şey için kullanabilir miyim ki? Bir bakalım mı? Ne kadar büyük o? Bu da büyükmüş ha. Böyle ufak bir bina değil. Ne kadarlık bir şey. Aslında böyle bir alana koyulabiliyor. Bilemedim. Orada olur mu? İşte diyeyim, bence onu buraya yapmamız gerekiyor gibi bir his var içimde arkadaşlar. Böylelikle burayı da ayrıca bir geliştirebiliriz. Şimdi bunun bir de yalnız tren yolunu buradan verdik diyelim. Nereden geçireceğiz? O da ayrı bir mevzu. Şöyle geldi, oradan bağlarız falan filan. Evet, yapıştır gitsin ya, yap git. Şöyle yapayım. Şeyi de buraya yapalım. Bu arkadaşı da böyle buraya bir yere yapalım. Neye geliyor bu? Neye değiyorsun sen? Sınır mı yok? Yo, var. Niye yapmadın? Hava alanı diye mi yapmıyorsun? Hava yolu var diye mi yapmıyor acaba? Buraya yaptık. Burada da çok güzel oldu bu. Cuk. Bakar mısınız? Böyle hani yeni binalar falan böyle yerlerde olur ya. Yakıştı be. Bence şu an oldu. O da orada olsun aynen. Gel kanki sen şuradan şimdi bir yol daha getirelim şöyle. 180 ha. 180. Hatta bunu buraya bağlayalım. Bir dakika şöyle yapalım. Daha güzel yapayım ben şimdi o yolu. Şöyle bir dakika. Şöyle gelip şöyle şuraya falan bir yere bağlanmanı istiyorum da. Birazcık düz geleceksin ama. Biraz düz gel. Daha sonrasında seni şuradan şöyle bir yere bağlayalım. Evet. Ne oldu burada böyle bir? Ha, şurada yükselti farkı varmış. Bir tık ondan dolayı bir şey yaptı. Böyle bir korkuluk gibi bir şey yaptı kendisine. Bilmiyorum. Fena değil. Olabilir. O kadar olabilir. Yol biraz aşağıda bu arada. Burası aşağıda. Burası bir tık yukarıda kalmış da ondan. Anladım abi. Evet. Onu bir bakmadık. Bakmadığımız için şey oldu. Şöyle falan olması gerekiyordu buranın. Bir tık. Evet. Şöyle falan yapsak daha güzel olabilirmiş. Birazcık düzlüyorum ya şurayı şöyle. Heh. Sıkıntı değil ya. Yol biraz tepede kalabilir. Çok önemli değil. Oralar mühim değil. Burası şöyle biraz tepede olsun. Havaalanı tepede. Orası tepesinde olabilir. Şöyle yapalım. Tamam, bu şekilde kalsın zaten. Çünkü buradan böyle bir hani Ray My sistemi gibi bir şey getirirsek bir şeyler olabilir.
Buraya birazcık binalar gelsin arkadaşlar. Apartman gelebilir buralara. Birkaç apartman yapabiliriz. İnsanlar buralara yerleşsinler artık. Hani güzel olabilir. Bir tık yerleşimi açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında şu orta bölgeyi de bir tık yerleşim yapabilirmişiz. Dükkandansa şu iç tarafları yerleşim yapabilirim. Şu apartmanlar gelebilir buraya. Birazcık apartmana ihtiyacımız var gibi duruyor. Tabii ki birkaç tane de low rent yapalım. Hani şuraları da gelen olursa diye. Hiç ofis gelen yok bu arada. Hiç ofislere gelen yok. Mesela ofis yapıyorum o kadar. Ofis talebi hiç yok. Sıfır yani. Niye böyle? Bilmiyorum. Bazen arkadaşlar yorumlara yazanlar da oluyor. İşte abi diyor hiç diyor talep yok falan filan. Bende de her zaman talep olmayabiliyor. Her zaman talep yok yani hani her şeye zamanla geliyor. Baksanıza kocaman şey diktik. Yolcu. Azıcık kişi geliyor düdük gibi. Niye mesela hani daha şey mi yapmak lazım da? Biraz daha böyle doldurmak mı lazım şehre? Bu arada 70 bin kişi olmuşuz şaka gibi. 100 bin az kalmış. Biraz oraya apartmanlar gelecek. Biraz buralara gelecek. Bir gökdelen de buraya geliyor. Gelsin gelsin gelsin. Gökdelenler iyidir. Kaç gökdelen gelmesi gerekiyor bence. Şuralara falan da yapmak lazım hatta. Şöyle yapalım. Şuralara bile birkaç gökdelen ben gelsin istiyorum yani neden olmasın. Şöyle yapalım. Birkaç da mesela altı şeyli evler hani böyle köşe dükkanlı evler şunlardan gelebilirler buralara böyle bu tarz neden olmasın değil mi? Buralara biraz dükkan ve park yapacaktık arkadaşlar ona bir bakalım. Minik küçük hani böyle park plaza tarzında bir şeyler yapılabilir buralara olabilir. Buraya nasıl olur? Buraya olabilir aslında ya da arka tarafına buranın böyle bir hani piknik park. Piknik park yapılabilir. Evet, şuraya bir piknik park yapalım. Şuraya da küçük dükkan yapalım. Şöyle bir tane küçük dükkan atalım. Şuralarda birkaç tane yapalım. Etrafta böyle hani butik dükkanlar olur ya öyle bir şeyler gelebilir minik minik. Şöyle heh. Birkaç tane butik dükkan kalemizin etrafına. Gayet şık. Şimdi bakıyorum yine insanların yürüyerek de gelebileceği de bir şey yapmak güzel olabilir. Bu tarafa doğru. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence şık olabilir. Şöyle bu adaları birazcık birbirlerine bağlasak yakışabilir. Ev talebimiz nasıl? Ev talebimiz fena değil. Küçük evlerden istiyorlar daha çok işte de küçük evlere de arkadaşlar hani her tarafa da küçük ev dolduruyormuşum gibi geliyor. O yüzden şey değil çok da şey gelmedi. Bu tren yolu nasıl bağlanıyor peki? Mesela böyle yoldan geçiyor mu? Ne oldu böyle? Sen söyle. Oluyormuş. Oluyormuş. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bir küçült burayı bakayım ben. Hani bu yolu istiyorum fakat çok daha böyle küçük bir şekilde yapmak istiyorum. İlla buraya kadar uzatıyor musun? Dur bakayım be.
Canım şöyle düz bir şekilde bunu buraya bağlayamıyor musun ya? Az önce yaptın. Bunu bak, bunu şöyle istiyorum. Buraya böyle kıvıttıracaksın. Böyle bir şey. Daha sonrasında şu yolu da gelip böyle. Ah bir dakika dur dur. Hayır. Hayır 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 hayır. İstediğim şeyi yapamadım dur. Bunu da böyle bu aradan geçirebilir miyiz acaba diyecektim ki olmadı. Çünkü arka tarafta tren yolumuz var. Bakın görüyorsunuz. Şuradan şöyle azıcık kenardan geçirebilseydik bunu çok güzel olacaktı. Böyle de bir trene bağlayabilirdim burayı. Çok mantıklı olabilirdi. Birkaç tane daha bir şey yapsak. Yolcu. Yolcu şeyi. Hava şeyi. Yapayım dur. Bu da ne renk olsun? Şöyle mavi yapalım. Bakayım bağlamadığımız bir yer var mı? Buradan gelsinler. Bu da böyle. Evet. Bir tane daha yapıyoruz. Kırmızı. O da mesela nereye gelebilir? Şuraya gelebiliyor mu? Şuraya. Buradan. Buradan buraya. Buralara mı geliyor sadece ya şey? Anladım. Orta taraflar sanırım şey. Yolcu. Aşağılar kargo. Evet, buralar yolcu. Aşağılar kargo. Anladım abi. Müthiş bir trafik yaptık mı peki burada? Yani işte bir tık var, bir trafik var. Bir döner kavşağımızda bir trafiğimiz oluşmuş arkadaşlar ama havaalanına pek bir trafik yine de yok gibi. Bilmiyorum. İnsanlar buraya pek gelmediler. Futbol sahası bile var. Her şeyi yaptık. Siz gelmediniz. Üzdünüz beni. Ofis yeri bile yaptım ben size de illa şey istiyorsunuz hani medium density yapalım birazcık o zaman şöyle birkaç medium density patlatalım buralara bir yere şu hastanenin şu yolunu düzeltelim buranın buraya biraz medium density yapalım insanlar buraya da gelsinler yerleşmeye. Şöyle şu sıraya bir yere yapacağım. Hastane arka tarafına şöyle. Şöyle. Tepelik mi orası? Yo değil. Şöyle ve burada yine aynı şekilde çaprazına. Yani treni de bilmiyorum. Treni de şöyle şu aradan bir yerden geçiririm diye düşünüyorum şimdilik. Ama küçük bir mahalle yapmak istiyorum buraya. İnsanlar gelsinler. Şöyle yapsak daha hani miniş olacak, miniş bir yer. Yap bakalım. Böyle önlü arkalı yerleşebilirsiniz. Buraya bakan uçak muçak geçiyor tepeden. Güzel ya. Her şeyi yaptık valla. Evet. Notre Dame var arkadaşlar. Ferris Wheel var ve Nasineula. Bunlar kaldı. Yapmadığımız. Diğer her şeyi koyduk. Burada da her şeyi yapmışız. Bir community pool verelim buraya. Ana caddeye bir community pool. Ve şuraya da bir large plaza yapalım. Buradan da böyle bir caddeyi uzatırız diye düşünüyorum. Ama şey treni bağlayamayacağız değil mi? Large Plaza biraz yer şey oldu. Boktan oldu. Şöyle yapalım.
Sokak başına yapalım. Burayı belki şöyle buradan buraya bağlayabilirim, bilmiyorum. Evet, güzel bir yerleşimi açtık burayı. Buraya da şöyle yapalım, şunlardan. Gelsin bakalım şöyle bir sıra. Burayı da böyle buna verelim. Böyle dükkanlı mükkanlı falan. Güzel bir bence bölge olacak burası da biraz geliştiğinde diye düşünüyorum. Gökdelenlerimiz de gelince falan 10 numara bir yer haline gelecek. Şöyle. Birazcık ofis yapalım. Ofis diyorum, dükkan falan. Şu bölgeye bir tık dükkan verelim. Güzel. Güzel. Bayağı bir şey yaptık. Map Bay falan filan işte nedir o metro falan filan verilebiliyor. Bakar mısın, uçaklarımız ne güzel her yere gidip geliyor valla. Vızır vızır şehrimiz taşınıyor. Şehrimizde her şey var. Her yeri yaptık valla. Şuralara biraz ev koyacağım arkadaşlar bu arada. Şu caddeleri de şöyle biraz ev yapalım ki buralarda bir şeyler bir hani yerleşim açılsın birazcık buralarda da. Şöyle şunlardan yapalım. Apartman tarzı olanlardan. Caddeye apartman yapalım şöyle. Buralara apartman gelsin. Burada ne var? Buraya da apartman getirelim. Evet, bu arada tırlar arkadaşlar şu arka yolu kullanmayı tercih ediyorlar. Köy yolunu kullanmayı tercih etmeye başlamışlar. Şuradan gidiyor, baksana böyle tek sıra halinde. Değişik yani, hani ana caddemiz birazcık evlerden arabalardan arındı gibi geliyor bana. Ama asıl ana şehirden havaalanı falan ayrı yaptık. Güzel oldu bence buradan burayı böyle hani şehrin her tarafına bir şey getirmeyi falan başarabildik. Bakar mısınız ne güzel olmuş. Bunlar da böyle gökdelenlerimiz de gelmiş buralara falan. Güzel. Her yerde bir şey var yani. Şehrin dolu kısımları buralar oldu. Arka taraflar birazcık boş kaldı ama olsun. Oralarda bir şeyler yaptıkça sanırım geleceğini düşünüyorum. İnsanların, evlerin, arabaların hani oralara da şuralara apartmanlar gelsin birazcık. Biraz dolduralım etrafı şöyle. İstiyorum ki güzel apartmanlardan falan şehir yararlansın. Bak mesela bu bölgeyi yapmıştık. Buraya böyle bir toplu konutlarımız gelmiş, görüyor musunuz? Her tarafa da benzinci açmışız. Niye bu kadar benzinci gelmiş bilmiyorum. Başka dükkan mı yok ya? Niye benzinci mesela? Bu kadar benzinci istediklerini bilmiyordum bunların. Ofislerimiz var falan. İnsanlar biraz ofislerde çalışsalar keşke. Eğitim durumu nasıl? İlkokul yok. İlkokul çok düşük kalmış. İlkokul az. İlkokulumuz az. İlkokul nerede vardı? Buralarda bir yerde vardı. Şurada bir ilkokulumuz var ama burada ilkokulumuz yok. Buraya bir küçük mahalle ilkokulu yapmak lazım aslında. Şunları iptal edelim. Bunları şöyle şuraya taşıyayım. Şu arkadaşı şuraya alalım. Buraya bir ilkokul yapalım biz acil. Şöyle bir mahalle ilkokulu yapalım. İnsanlar birazcık ilkokul ihtiyacı hissediyorlar herhalde. Ve arkadaşlar bakın kalıç. Kalıcımız az. Kalıç lazım. Bir kolej. Bir yere kolej patlatmamız gerekiyor bizim. Nereye yapabiliriz? Aslında buralara bir yere bir kolej yapılabilir. Buraya bir kolej yapalım biz. Hani insanlar da buraya gelsinler. Şöyle şu tarafa bakan bir kolejimiz olsun. Biraz burayı geliştiriyorum ki hani buradaki gelen evlerde mevlerde hani insanlar bu taraflara gele dursunlar birazcık. Diğer şeyimiz nasıl? Prison. Hiç hapishanemiz yok. Hapishaneyi almak lazım bir
sonraki turda. Evet, şu an kalıcı hallettik. Üniversitemiz fena değil. Şehrin büyük bir çoğunluğu uneducated. Niye? Elementary school'umuz mu az diye mi mesela? Aslında çoğu bölgede de var. Şuralarda biraz az kalmış bak. Buralara bir ilkokul gibi bir şey getirmek gerekiyor galiba. Şöyle şu caddeye bir yere versek. Şöyle şuraya bir ilkokul yapalım o zaman. Burada bir ana yol üzerine bir ilkokul koymuş olalım. Yolda yamuk yaptım ya. Ve birazcık hani bir şeyler koyuyorum ki belki işe yarar, bilmiyorum. Çocuk parkını falan da yapayım hatta. Şöyle şu binası şuraya sığıyor mu? Ay, buraya sığmıyor. Keşke şuraya sığsaymış, çok güzel olacaktı. Neyse, çok önemli değil. Anladım, şuradaki evlerin galiba bir ilkokul ihtiyacı oldu diye düşünüyorum. Bakın, ilkokul şu an şeyini biraz daha iyi seviyeye getirdik. Bu da fena değil. Üniversiteye erişim. Aslında üniversite bir tane burada var, değil mi? Buraya yapmıştık. Burada bir yerde bizim bir üniversitemiz olması lazım. Arkada mıydı? Evet, burada bir yerde üniversitemiz var. Buraya insanlar geleceklerdir diye düşünüyorum. Şuraya da bir iki apartman atacağım bu arada. Çok böyle şey yapmıştı ama buralarda da böyle minik minik apartmanlar olsun istiyorum arkadaşlar. Sanat galerisinin etrafı da bence apartmanları hak ediyor. İnsanlar buralarda da böyle hani birkaç apartmanda yaşıyor olabilirler. Değil mi? Şöyle şu sıraya bir apartman verebiliriz. Şöyle yapacağım. Ve şöyle yapacağım. Biraz daha şehrin göbeğinde de yaşasınlar. YSSN. Evet, birkaç apartman da veriyorum. Buralar yeşillendirilecek birazcık. Şöyle yapalım, şöyle birkaç apartman. Şehrin göbeğine. Güzel, bakın buradaki apartmanlar hani ayrı bir hava olmuş artık. Güzel olmuşlar yani. Modern bir havaya büründüler. Bayağı bir şey yaptığımızı düşünüyorum bu bölümde de. Özellikle bakın şey kısmımız güzel oldu bizim bu. Kalemizin kısmı güzel oldu. Fakat sürekli şey kuruyorlar. Gas station available. Gas station, gas station. Hani yani başka bir şey mi yok? Öyle diyorlar yani, bilmiyorum. Binalardan ona ihtiyaç var herhalde. Yani gas station, şu olay güzel olmadı. Her tarafın böyle şu dükkanlardan olması benim hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar. Yani şunu yıkıp şunu yerine şey bile yapasım geldi. Ne bileyim ya, ev bile koyasım geldi şuraları da, bilmiyorum. Bir tık toparlanabilir. Bak mesela şurası bile daha güzel oldu, şu köşe cadde. Daha tatlı yani, hani ne bileyim. Bilmiyorum. Havaalanı güzel. Bayağı bir şey yapmış olduk. Neyse. Şöyle yapalım arkadaşlar. Kalemize ve özgürlük heykelimize bakarak bölümümüzü sonlandıralım. Şöyle. Evet, o zaman bölümümüzü beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.